Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Bugün bir gelin makyajı videosu ile karşınızdayım. Belki de izlediğiniz ilk videom olabilir bu. O yüzden makyaj, stil ve alışveriş videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu gelin makyajının konsepti daha doğal tonlu makyajlardan hoşlanan ya da böyle kumsalda veya kır düğününü tercih eden gelinler için yapıldı. Umarım keyifle izlersiniz. Bu görmüş olduğunuz doğal tonlardaki harika makyajı çok sevgili arkadaşım, aynı zamanda da ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzak size adım adım nasıl yapıldığını gösterecek. Ama öncelikle bir arkadaşıma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Rıfatcığım. Hoş bulduk Merveciğim. Nasılsın? Çok teşekkürler. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim, çok heyecanlıyım. Ben de. Yaklaşık 3,5-4 sene sonra Rıfat bugün beni yeniden gelin yapacak. O yüzden ayrı bir heyecan yaşıyorum zaten. Yine evlensen de yine de o duvak takmanın, taç takmanın, çiçek takmanın heyecanı sanırım hiçbir zaman bir kadında bitmeyecek. Bayanlar bitmiyor değil mi? Bitmiyor bu. Gördüklerinde de heyecanlanıyorlar. Evet. Kendileri gelin olurken de heyecanlanıyorlar. Hala zaten gelinlik vitrinlerine bakıyorum ben. Hiç gözümü alamıyorum bir yerden geçerken işte. Kadın, her yerde kadın. Evlenseniz de yine gözünüz hep o güzel gelinliklerde, duvaklarda oluyor. Aynen öyle. Çok güzel olacak. Peki bu yapacağımız makyajdaki gelin nasıl bir makyaj olacak Rıfat? Şöyle, bu şimdi ben gelin makyajlarını genelde 3'e ayırıyorum. Siz de 3'e ayırırsanız çok rahat edersiniz. Çok kolay bir şekilde açıklanabilir bir şey oluyor bu. Birincisi çok doğal bir makyaj. Şu an senin yüzünde olan makyaj. Bunu nasıl açıklayabiliriz? İşte çok doğallıktan hoşlanan, çok fazla makyaj yapmayan ya da işte çok sadeliği seven bayanlar oluyor. Bu bayanları da nasıl örnekler? İşte plaj düğünü ya da işte kır düğünü gibi Beren Saat'in düğününü örnek verebiliriz. Çok i̇şte doğru Beren bir Saat, örnek, evet. Aynen, öyle bir düğün yapacaksanız veya öyle bir kişiyseniz böyle çok doğal bir makyaj yapabilirsiniz. Tabii konsepte de uyması lazım aynen. Çünkü. Aynen. Bir de biz bu makyajda çok fazla bir şey yapmadık ve çok kolay ilerledi adımlar. Biraz fazla izlerlerse belki kendi makyajlarını kendileri bile yapabilirler. Kim bilir, belki de yapabilirsiniz. Çünkü Rıfat her detayı zaten videoda gösteriyor olacak. Bütün sırlarını paylaşıyor aslında bizle bir yerde. Bir de tekrar tekrar izleme şansları da var. Aynen öyle. O zaman kendi makyajlarınızı kendiniz yapıyorsunuz düğünlerde. O yüzden bu makyajın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda Rıfat'ın kanalına da abone olmayı unutmuyorsunuz. Videonun açıklama kısmında Rıfat'ın kanalının da linklerini veriyor olacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Biz çok keyif aldık yaparken. Aynen. İyi seyirler diliyoruz. Güle güle. Fondötenle başlıyoruz şu anda. Fondöteni hafifçe paylaştırarak başlıyorum uygulamaya Merve'nin cildine. Fondöteni mümkün olduğunca az kullanacağım. Neden az kullanacağım? Çünkü ne kadar az fondöten kullanırsak o kadar çok kalıcı oluyor. Bunu seninle de daha önce denemiştik biliyorsun. Bir de bir şey daha var benim söylemek istediğim. Bu da çok önemli. Yine bunu seninle de denemiştik biliyorsun. Alta çok fazla nemlendirici, serum ve baz sürüp hatırlıyorsun fondöten kullanmanı denemiştik. Bir de onları yapmadan az fondötenle denemiştik. Farkı sen de istersen söyle, ne hissetmiştin ve nasıl bir sonuç olmuştu? Çok cildimde ağırlık yapmıştı ve... Ve ne kadar çabuk bozulmaya çok başlamıştı. Çok çabuk bozulup cildimden fondöten ve diğer ürünler dışarı atılmaya başladı. Böyle o an bir ıslak mendil bulsam hemen suratımı silip kurtulmak istemiştim makyajdan. Düğün günü böyle bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız gerçekten çok önemli. Çünkü alta nemlendirici, baz, BB krem ve bir şeyler sürdükten sonra üstüne bir de fondöten sürüyorsanız zaten düğün biliyorsun yazın oluyor ve gelinler bir koşturma içinde bütün herkesi karşılama, fotoğraf çektirme bir telaş içerisinde. Ciltte çok fazla ısı oluyor heyecan ve stresle birlikte. Alttan da işliyor o ürünler değil mi? Aynen işliyor. O ürünler çalışmaya başlayınca üstteki fondöten yavaş yavaş aşağı doğru kaymaya başlıyor. Şimdi bunun en kolay önüne geçilebilecek şey ve gelinlerde çok önemli. Çünkü o gün düğün gününüz sizin. Ben de bütün gelinlerimde buna özen gösteriyorum. Çok az gördüğünüz gibi fondöten alıyorum ve çok az fondöteni cilde eşit bir miktarda yayıyorum. Fırçayı hiç bastırmıyorum ve iyice cilde yediriyorum. Biliyorsun çok önemli fondötenin ve ürünlerin cilde iyi yedirilmesi. Fondöten uygulamasını bu kadar ince yaptığımızda ve işte az uyguladığımızda biliyorsun direkt akla gelen soru ama kapatacak olan şeyleri nasıl kapatacağız? Aslında her zaman söylüyoruz ya biz seninle fondöten kapatmak için değil sadece rengi eşitlemek için. Kapatıcı diye de bir şey var göz altlarını ve kapanacak olan yerleri kapatmak için. Sadece çok az miktarda bir kapatıcıyla kapatmak istediğimiz yerlere lokal minik dokunuşlar yapacağız. Sadece bu.
göz kapağında çok hafif far bazı kullanmayı öneriyorum ben. Çünkü hani bunu çok az kullandığınızda göz makyajınızın kalıcılığını biraz daha arttırabilirsiniz. Şimdi artık göz makyajı uygulamasına geçiyorum. Konseptimiz doğal makyaj olduğu için çok hafif bir göz makyajı olacak. İlk önce açık bir renkle göz kapaklarını aydınlattım. Şimdi biraz daha teninden 2 ton koyu bronz gibi bir renkle şu göz kapağı çukurunu birazcık daha boyutlandıracağım. Göz kapağının üstünde kullandığım farları hafifçe göz kapağının altına da geçiyorum. Şimdi gözü böyle hafifçe boyutlandırdıktan sonra göz pınarlarına biraz highlight vereceğim. Çünkü gelin makyajında ışık ışıltı çok önemli bir şey benim için. Öyle değil mi? Gelin hep böyle ışıldaması ve ışık saçması çok güzel bir şey bunu bence. Bunu oranını da çok iyi kullanmak kesinlikle lazım herhalde, değil mi? Kesinlikle birazcık abartmamak gerekiyor. Vezir de eder, rezil de. Aynen. Ten renginden bir ton, yarım ton daha açık bir far kullanarak göz kapağı uçlarına şu an şöyle benim yaptığım gibi hafif dokunuşlarla bunu yapabilirler. Şimdi gelin makyajındaki en önemli noktalardan bir tanesine geldik. Gerçi normal makyajda da bizim seninle en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi kontür. Çünkü kontür yüzü çok fazla ortaya çıkartıyor. Yani yanlış gelen ışık, ortamdaki yanlış ışık aslında yüzümüzü daha büyük ve daha aşağıda gösteriyor. Dolayısıyla biz yüzümüzü olduğu gibi yukarıda ve gergin göstermek için yüzümüzün doğru kısımlarını kontürlememiz, gölgelendirmemiz gerekiyor. Şimdi de onu yapacağız. Süper. Alnı açık olan bayanlar için de bu yaptığımız herhalde. Aynen, kesinlikle önemli öyle. Noktalardan biri. Şimdi senin alnın çok fazla açık değil aslında. Hı hı. Ama şu normal bir alın seninki. Bu normal alında bu kenarlarını çok hafif yapabiliriz. Ama tabii. Bazı bayanların şöyle daha dar oluyor alnı. Onların hiçbir şey yapmasına gerek yok. O zaman yani bu normal alnı olan insanlar birazcık şu dış kısmını yaparsa yüz ovalini biraz daha ortaya çıkartmış olurlar. Gıdılar daha içinde. Gergin. Gıdı da biliyorsun biraz daha geri almış oluyor. Evet. Ah, en sevdiğim yere geldik işte. Benim de. Burnu daraltmak ve hafif kaldırmak. Çok hafif kenarlarına, kenardaki kemiklere çok hafif böyle bronz bir pudra geçerek ve ucuna da çok hafif yaparak bunu çok kolaylıkla yapabiliyoruz. Bunu zaten bir karıştırma fırçasıyla. Aynen. Çok hafif hareketlerle. Şimdi dedim ya, gelinlerde en önemsediğimiz şey ışık. Çünkü bir gelin ne yapmalı? Işık saçmalı. Işık saçmanın en kolay ve en güzel yolu da highlight kullanmak. Ama sen dedin ya hani highlight'ı abartmamak ve yanlış kullanmamak gerekiyor. Hı-hı. Çok doğru aslında. Highlight'ı yanlış bir tarafa uyguladığımızda yanlış bir tarafa ışık seçip, ışık çekip yüzümüzün o kısmını daha büyük ve daha yanlış gösteriyor olabiliriz. Dolayısıyla highlight'ın kullanılacağı yerler aslında en kusursuz bölgelerimiz ve dikkat çekmek istediğimiz yerler olması lazım. Genelde de şakaklar ve kaşın üste doğru olan kısmı, yani şu kısım
Herkese daha risksiz bölgelerdir ve bu kısma ışık çektiğimizde yüzü birazcık daha yukarı doğru çeker, yani daha gergin gösterir. Bu kısmı gölgelendirdik, daha derine gittik. Bu kısmı da ışıklandırarak daha yukarı çektik. Dolayısıyla ne oldu? Yüzümüz hem kendi halinde gözükecek hem de biraz daha gergin gözükecek. Bana da en çok gelen sorulardan bir tanesi Rıfat, highlighter'ı oturtamıyoruz cilde diye çok fazla soru geliyor. Yani nasıl oturtacağız? Şöyle, bunu biz seninle aslında hep konuşuyoruz. Bunun iki nedeni var. Birinci nedeni, şu kısımda çok ihtiyaç yokken fazla fondöten, fazla pudra ve fazla kapatıcı uyguluyor olabilirler. Oturmamasının sebebi o. Birinci olan bu. İkincisi de ikimizin de çok şikayetçi olduğu şey, bütün markaların bir dünya komplike ürün üretmesi. Çok fazla. Çünkü var. Highlight trend oldu. Ne yaptı? Bütün markalar önüne gelen, likit olan, kompakt olan, sıvı olan, su olan, aynen, rolonlu olan, pudra olan, çok toz var olan. Hani ben, herkesin de kafası karışıyor bu arada. Biz bir de seninle konuşup inanamıyoruz acaba nasıl yapsak, nasıl olsa diye. Onun için kendinize en rahat kullanabileceğiniz highlightları seçin. Bu kremin de çok güzel olanları var, sıvının da çok güzel olanları var, tozun da, kremin de. Kendiniz hangisini daha rahat hissediyorsanız onu seçin. Birazcık da deneme yanılma aslında cilde göre. Yani satın almadan önce mutlaka birazcık orada deneyip, aynen, cildinizin üzerinde nasıl durduğunu kontrol etmek çok doğru biz olabilir. Biz bile alışverişlere çıktığımızda tabii hep öyle deniyoruz. Deniyoruz. Belki birkaç kahve içene kadar vakit geçiriyoruz. Aynen, öyle düşünüp ondan sonra karar veriyoruz. Saat o ürünle geçiriyoruz. Belki arkadaşlarımızı arıyoruz, kullandılar mı, beğendiler mi, ya da işte bloglarda zaten bahsediliyor. Aynen. Aslında diğer bir önemli nokta, ben artırarak gidiyorum. Yani ilk önce çok az sürüyorum, sonra biraz daha az alıyorum, biraz daha az alıyorum. Yani bir kere dalıp bir kere de oraya sürmeye kalktığımızda İşte o zaman o kötü neden, sonuç o zaman öyle oluyor. Kesinlikle. Ben çok azar azar alıp artırarak gidiyorum. Aslında her üründe öyle gitmek lazım. Bütün ürünlerde öyle. Yani allık, pudra, fondöten. Biraz sabırsız galiba makyaj olurken direkt bütün ürünü alıp bir kere de uygulamak istiyoruz ama öyle olmuyor. Azar azar gitmek hem daha güvenli hem de daha risksiz. Güzel sonuç, aynı. Şimdi sıra allık uygulamasında. Gelinlerin bana söyledikleri ya da işte benim gelin makyajlarımda yaşadığım en büyük endişe, gelinler allığım uçacak ya da işte allığım az olmasın, yüzüm soluk olmasın diye biraz fazla allık kullanabiliyorlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Hazırlanırken üstünüzde gelinlik gibi bir şey olmuyor. Ama gelinliği tamamen giydiğinizde başınızda bembeyaz bir duvak, üstünüzde bembeyaz bir elbise oluyor. Ve böyle şaşalı. Aynen. Onun üzerine biraz fazla allık kaçırırsanız, ki zaten biraz stresli ve heyecanlı oluyorsunuz, göremiyorsunuz da hani yüzünüzdeki o makyajın azlığını ve çokluğunu ölçemiyorsunuz da, o arada biraz fazla allık kaçırıyor olabilirsiniz. Sonra fotoğraflara baktığınızda belli oluyor ve ben insanların fotoğraflarına baktığımda belli oluyor. Hem çok fazla allık hem de çok böyle yersiz, hani iyi yaydırılmamış, leke leke yüzde tabii, biraz kızarıklıklar olabiliyor. Heyecandan da zaten ekstra bir kızarma var. Oradaki heyecan, mutluluk, ortam. O kadar insanla öpüşüyorsunuz, o yoğunluk, bir de üzerine fazladan allık, böyle haydi gibi değil mi yanaklar? Bayağı yoğunsunuz. Doğru yeri bulmak için de sadece gülümsüyorsunuz çok hafif. Gülümsediğinizde oluşan bu elmacık kemiği tepesine birazcık tampon hareketlerle ürünü değdiriyorsunuz. Ki zaten ilk dokunuşlarda Merve gibi açık tenliyseniz hemen kendini belli eder. Biraz daha bronzsanız birkaç kere daha arttırarak üstüne devam edebilirsiniz. Şimdi kepik uygulamasında sıra. Böyle doğal bir makyaj için belki takma kepik uygulamaya gerek olmayabilir ama ben genelde gelin makyajlarına takma kepik öneriyorum. Ama şimdi bizim ilk makyajımız çok doğal bir makyaj olduğu için, senin de kirpiklerinin çok yoğun olduğu için ve hani böyle çok takma kepiğe ihtiyacı olmadığı için bu makyajda takma kepiği kullanmayacağım ben. Maskara kullanacağım. Şimdi sıra kaşta. Aslında kaş ifadeyi belli eden ve makyajı ortaya çıkaran en önemli unsurlardan da bir tanesi yine. Kesinlikle. İlk önce kaşları ben böyle şeklini ortaya çıkartmak için tarıyorum. Taradıktan sonra da hafifçe çok fazla sertleştirmeden belirginleştiriyorum. Çünkü gelin makyajında dediğim gibi o kadar pür ve pak bir görüntüde çok sert kaş iyi durmayabiliyor. Bir de zaten kaşla ilgili yine söylemek istiyorum, seninle de hep konuşuyoruz. Evet. İnsanlar kaşta çok takıntılı olduğu için kaşlarını yoğun ve sert boyuyorlar. Ya da olmadığı gibi şekil vermeye çalışıyorlar. Bu sefer çok boyutsuz ve sert bir görüntü oluyor. Ve belli de oluyor. İfadeyi de sertleştiriyor. Hı hı. Ve bu görüntü de kaş gibi değil de oraya bir sticker yapıştırıyor.
yapıştırmış gibi duruyor. Maalesef. O hiç hoş bir doğallıktan görüntü değil. Çok uzak. Yani boyutunu bozmamak için aslında en önemli trik kendi saç ve kaş renginizden her zaman bir ton daha açığı tercih edin. Bakın bambaşka bir şey söylüyorum. Yani insanlar normalde evet. bir ya da iki ton koyu alıyor. Bir ya da iki ton açık alın çünkü zaten çok boyamayı seviyorlar kaşlarını. Açıkları ne kadar da boyarsanız boyayın kötü durmayacak ve boyutu da bozulmamış olacak. Gördüğünüz gibi ben kalemin ucundan fırçayla alıyorum ki çok daha az olsun diye görüntü, çok daha yumuşak olsun diye görüntü. Ve Merve'nin kaşları zaten şekli çok yerinde. Sadece altları boş bir aynen altlarına ve içinde küçük bir kısımlara dokunarak belirginlik sağlıyorum. Bu arada bir trik daha vereceğim size. Elinizdeki koyu kaş kalemleriniz varsa, çok koyuysa çöpe atmayın. Aynen benim yaptığım gibi çok fırçayla mantıklı. Ucundan alın. Fırçayla ucundan aldığınızda zaten çok inceltmiş oluyorsunuz ürünü. Ve kaşınızın belli kısımlarına böyle dokunarak belirginleştirin. Böyle bir şey yaptığınızda bakın iki kaş hala aynı, hala boyutu var ve hala çok gerçek duruyor ama çok net duruyor. En son adıma geldik. Aynen en son adıma geldik. O da ruj uygulaması. Şimdi bizim ilk makyajımız böyle prenses konseptinde evet. Doğal ve böyle Cinderella gibi makyaj olduğu için. Cinderella gibi aynen böyle kır düğünü ya da kumsal düğünü çok soft, çok sade, tatlı bir gelin. Onun için çok böyle uçuk tonlarda pembe bir ruj kullanacağım. Çok az miktarda alıp dudağınızı renklendirecek kadar üstünden geçmeniz yeterli. Azaldığında ne yapacağız? Çıkarıp bir daha süreceğiz. Yani bu zor bir şey değil. Sadece tazeleyeceğiz. Onun için mümkün olduğu kadar az ürün kullanacağız. Bir de rahatsız da bir görüntüdür diye düşünüyorum. Onu sen daha iyi tahmin edersin. Çok ruj düğünü görüntü artı hissiyat da his olarak ağır çok rahatsız ve ediyor. Bir şey yer dudağında. Mutlaka böyle bir peçeteyle silme ihtiyacı duyuyorsunuz çok geldiği zaman ruj. Onun için sadece çok az miktarda ürünü hafifçe dudağa yedirmek yeterli. Şimdi Merve'den de takip edebilirsiniz. Çok az miktarda sürüyorum ama ne kadar güzel sanki kendi dudağının rengiymiş o gibi görünüyor. Zaten amaç da o. Hı hı. Kendi rengiymiş gibi gözükmesi. Bu tarz doğal makyajlarınızda çok fazla sert çizilmiş net dudaklar iyi ve cool durmayabilir. Onun için biraz daha böyle kendi dudağınızın rengi gibi görünen renklerde çok yoğun kalem ve çok yoğun böyle dudak net hatlarına ihtiyacınız olmadığı amacımızdan dönemlerde. Amacımızdan aşmış oluyoruz o aynen, zaman aşmış zaten. Oluruz. Böyle bir makyajda buna gerek yok ama böyle bir makyaja çok net kırmızı bir dudak yapacaksınız ya da net bir renk yapacaksınız. Mutlaka o zaman. Ya da mat bir renk yapacaksınız. O zaman mutlaka kullanabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz gelecekte yayınlayacağım farklı konseptteki gelin makyajları serisini kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.